Merhaba, ben Ece Vaapoğlu. Hepsi Burada ile birlikte çektiğimiz sağlıklı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, özellikle masa başında çok vakit geçirenler için, ki bence aslında artık neredeyse hepimiz için, masa başı egzersizleri, bir sandalyede, koltukta rahatlıkla yapabileceğimiz pratik hareketler. Bu hareketleri ihtiyaç duyduğunuz her an, günün herhangi bir saatinde kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir sandalyede oturmanız yeterli, dik duruyorsunuz, omurgamız her zaman dik, sanki başımızın tepesinden biri bizi yukarı çekiyor. Nefesimizi hareketler esnasında tutmak yok, burundan nefes alıp ağızdan ya da burundan nefes verebiliriz. Önce başımızı, boynumuzu, omzumuzu rahatlatarak, esneterek başlamak istiyorum. Başımızı öne bırakıyoruz. Ortaya gel, geriye. Ortaya gel, öne. Ortaya gel, geriye. Şimdi sağa ve sola doğru çevireceğiz boynumuzu. Çok yavaşça bakışlar sağ. Ortaya gel ve sola. Ortaya gel. Yavaş yapıyoruz. Sağ ve sol farklı olabilir. Daha sonra omuzlarımızı çevirmeye başlıyoruz. Evet, küçük dairelerden büyük dairelere doğru geçeceğiz. Önemli olan burada öne, yukarı, arkaya ve aşağıya tam daireler şeklinde omuzlarımızı çevirmemiz. Omuzlarımızda çok yük birikiyor. Özellikle işte dediğim gibi masa başında çalışanlar kamburlaşıyoruz, kapanıyoruz. O omuzlarımızdaki yükleri bir rahatlatalım. Evet, çevir. Dinlen. Şimdi omuzları yukarı doğru çek, 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 çek. İkisini birden çek, iyice bırak. Çok rahatlatacak. Bir üç kere yapalım bunu. Omuzları yukarı çek, 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 çek. Bırak. Tekrar çek yukarı. Bırak. Son bir kez yapalım. Omuzları çek, 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 yukarı. Bırak. Şimdi benim ofis yogası diye adlandırdığım işte ya da masa başı egzersizlerinde en sevdiğim hareketlerden biri de sırtımızı, kürek kemiğini rahatlatan bir hareket. Oturduğumuz yerde sadece kolumuzu yukarı kaldırıyoruz kulak hizasından. Önce iyice yukarı, sonra dirseğimizi büküp diğer dirseğimizi tutuyoruz ve başımızla geriye doğru itiyoruz. O sırada sırttaki açılmayı zaten yapanlar şu anda hissediyordur. Böyle birkaç nefes bekliyoruz. Kolumuzu değiştiriyoruz. Sol kolu iyice uzat, uzat, uzat önce. Sonra dirsekle tut ve başınla geriye doğru it. Birbirlerine aslında zıt baskı uyguluyorlar.
ve bırak. Bırakmışken hemen bileklerimize, ellerimize geçmek istiyorum. Özellikle tabii tablet, bilgisayar, akıllı telefon, cep telefonu çok fazla kullanıyoruz ellerimizi. O yüzden bileklerimizi rahatlatmak önemli. Parmaklarımız açık bir şekilde birbirine geçirdik iki elimizi ve bir yöne doğru çevirmeye başlıyoruz. Çevir. Ve diğer yöne, ters yöne çevirelim. Şöyle bir uzat parmakları ve şimdi öne ve sonra yukarı. Öne, yukarı. Öne, yukarı. Öne, yukarı. Öne, yukarı. Şimdi belimizi rahatlatacak bir harekete geçiyorum. Sandalyedeyiz. Sandalyeye ya da dizimize çapraz bir şekilde çapraz kol, çapraz bacak ya da çapraz bir şekilde sandalyenin köşesini tutabiliriz. Sandalyenin modeline de bağlı tabii ki. Tuttuk, diğer elimizle de sandalyenin arkasından böyle destek verdik ve bakışımız geriye doğru. Yavaşça gel ortaya. Bu twist burgu hareketleri çok güzel toksin de atar. Tekrar çapraza gel. Kolunu arkaya al. Destekle dön. Ve ortaya gel. Şimdi kalçamızı rahatlatan, esneten bir harekete geçiriyorum. Oturuyoruz zaten malum. Biraz öne gelelim. Bir bacağımızı dizden bükerek diğerinin üstüne aldık. Tuttuk ve öne doğru eğildik. Zaten hemen kalçanın esneyip rahatladığını hissedeceksiniz. Bacak değiştir, diğer tarafa, diğerin üstüne al. İki taraf sol ve sağ kalçadaki sıkışıklık farklı olabilir. Farkı hisset. Şimdi öne doğru gel, esnet. Nefesini tutma, nefes alıp vermeye devam et. Her nefeste biraz daha öne bile gelebilirsin. Ayak bileklerimizde ödem şişlik olur. Onu engellemek için ayak bileklerimizi de oturduğumuz yerde çevireceğiz. Evet. Çevirmeye başlayalım. Tıkır tıkır sesler benden geliyor bile şu anda. Çevir. Ve diğer tarafa. Her zaman bu yaptığımız çevirme hareketlerinin diğer yönüne de yaparak tamamlamamız gerekiyor. Şimdi bir hareket göstereceğim. Bunu bu şekilde de yapabiliriz. Ayak bileklerimize
ağırlık takarak da yapabiliriz. Ağırlıklar yanımda. Önce ağırlıksız halini gösteriyorum. Yine dik bir şekilde oturuyoruz. Dizden bacağımızı kaldırıyoruz. Bacak aktif. Ve indiriyoruz. Tek tek. Bir sağ, bir sol bacak. Yukarı. İndir. Yukarı. İndir. Yukarı. İndir. Bacak hep aktif kaslar. Ve şimdi bu aynı hareketi ağırlıklarımızla da yapalım. Kıyafetime de bugün uydu. Ben renkli spor yapmayı çok seviyorum. Bu ağırlıkları, farklı ağırlıklar da var. Bu 1 kilo. Evet, bir tanesi bağladım. Diğerini de bağlıyorum. Cırt cırtlı oluyor bunlar. Evet. Şimdi biraz önceki hareketi bu sefer her bir ayak bileğimde birer kilo ile yapacağım. Bacak kasları daha çok çalışacak. Bakın daha yavaş, daha zor. Ama kaslar daha çok çalışıyor. Bir sol, bir sağ. Evet, masa başı egzersizlerimiz, sandalye egzersizlerimiz bu kadar. Haftada birkaç gün kendinize zaman ayırarak bu egzersizleri yaparsanız o iş stresini, masa başı stresini atacağınıza inanıyorum. Enerjimizi, bedenimizi düzenlemek bizim elimizde. Doğru malzemelerle, rahat bir kıyafet. Hatta bazen ofis kıyafetinizle bile yapabileceğiniz kolaylıkta egzersizler. Hepsi Burada ile birlikte hazırladığımız bu bölümün sonuna geldik. Hepsi Burada hesabını da takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle ve enerjiyle kalın. Hoşça kalın.